geldiniz siz de. Çölyak nedir diyelim ve bitkisel yollarla tedavisi mümkün müdür? Başlayalım. Evet, çölyak nedir? Çölyak, bağırsakların üzerinde villus denen kanallar var. Bunu halının üstündeki ipliğe benzetelim veyahut da parmak şeklinde düşünelim. Nasıl ki böyle parmak şeklinde bağırsakların üzerinde tabii mikroskopla bakıldığında gözükür. Parmak şeklinde villus denen kanallar var. Bu besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe eder. Takriben 2 milyar kanal var villus denen. Bu bağırsaklar açılsa, açılabilse, ütülenebilse 350-400 metrekare alan kaplar bağırsaklar. Futbol sahasının yarısı kadar. İşte bu parmak şeklindeki villus denen kanallar bazı tahıllardaki buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıllarda bir protein var, gluten. Buna karşı aşırı reaksiyon göstermeye başlar. Glutenli tahıllar, kişi ekmek, hamurlu yiyecekler veya vesaire yediği zaman aşırı reaksiyon gösterir. Yavaş yavaş bu villus denen kanallar, parmak şeklinde olduğunu düşünelim, silikleşir. Kanallar yok olursa, villus denen kanallar, bağırsaklar aynı hortum gibi olur. Buradan yediğini oradan çıkarır. Yemez de içemez de. Kişi de sürekli ishal olur. Ağrı, sancı, sızı vesaire vesaire. Bağırsakların üstündeki bu parmak şeklinde olan villus denen kanallar toksik madde nedeniyle mantar, bakteri ve virüslerin üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle yanar, kavrulur. Bağırsakları tedavi ettiğinizde, yani mantarı, bakteri ve virüsü yok ettiğiniz zaman, mikropları, tekrar çölyak dediğimiz bu rahatsızlık yavaş yavaş ortadan kalkar. Fakat çölyak hastalığı olduğu sürece kişinin tahıllı, yani buğday, arpa, çavdar ve yulaftan üretilen herhangi bir şey yememesi, glutensiz besinlerle beslenmesi gerekir. Aksi takdirde sürekli çok yoğun ishal, karın ağrıları, aşırı gerginlik, sinir, küçük çocuklar daha agresif olur. Şimdi çölyak birçok diğer bağırsak rahatsızlığına benzediği için ülseratif kolit, kolit, morbus Crohn, irritable bağırsak sendromu gibi diğer rahatsızlığına benzediği için kişisi çok zor ve çok zaman alabilir. Bu nedenle çok iyi irdelenmesi, incelenmesi gerekir. Endoskopi ile ince bağırsaktan alınan biyopsi sonucu ince bağırsaktaki enzimlerin durumuna göre ve dokunun yapısına göre teşhis yapılabilir. Teşhisten sonra kimyasal ilaçlar tedavi etmiyor. Birçok kimyasal ilaç var çölyaka karşı. Bu kimyasal ilaçlar sadece biraz baskılıyor. Fakat sürekli kişi kimyasal ilaç alırsa karaciğer yağlanması, böbreklerin iflas durumu söz konusu olabilir. Lenf sistemine, sinir sistemine, beyne zarar verir. Yani yan tesirleri kimyasal ilaçların çok büyük olduğu için tehlike arz eder. Buna karşı ne yapılabilir? Birleşiminde aloe vera ve 19 bitki içeren bu aloe veralı şurup bağırsaktaki mantarlara karşı çok çok etkili. Aloe vera ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu çok kapsamlı bir klinik araştırması var. Bu klinik araştırma sonucunda bağırsaktaki mantara karşı dünyada en etkili bitkilerden birinin aloe vera olduğu belgelenmiştir. İkincisi, bağırsaklara karşı en etkili diğer bir bitki karanfil. Karanfil ile ilgili de yine ABD'de Kolombiya eyaletinde klinik araştırması yapılmış. Bağırsaklardaki Echeria coli, kısa adıyla E. coli bakterisini çok kısa zamanda, çok kısa sürede yok eden ve hiç yan etkisi olmayan bir bitkidir karanfil. Bununla da ilgili
mükemmel bir araştırma yapılmıştır. Biz bununla da ilgili çok güzel birleşimde limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, 30 yetim, kalkule içeren çok güzel bir formülümüz var. Kişi bunları kullandığında tabii ki çölyak sürecince dikkat etmek şartıyla bağırsaktaki bakteri, virüs ve mantarlar yok olduğu zaman hastalık yavaş yavaş ilerlememişse, çok ilerlememişse hastalık ortadan kalkıyor. Problem değil. Peki ne kadar sürede bu mümkün? Belli bir süresi var mı? Ya hastalığın kronik veya akut oluşuna göre tedavi süreci uzayabilir, kısayabilir ama bu herhangi bir rahatsızlık değil. Gastrit olsa mesela diyelim ki midede Helicobacter pylori. Midenizde gastrit var. Bir ay, bir buçuk ay. Fakat bağırsaklardaki çölyak çok ağır bir hastalık. Düşünün ki bağırsaklarda 2 milyar şu parmağımız gibi kanal var, virüs denen kanallar. Bunlar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, glikozu emiyor, absorbe ediyor. Bunun bu parmak şeklindeki olan virüs denen kanallarda kalecinin arkasındaki filedeki gözenekler, delikler gibi gözenekler var. Vitamin, mineral, enzim, glikozu absorbe eden. Sürekli bakteri, virüs ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle bu virüs denen kanallarda büyük tahribat oluyor, silikleşiyor, fonksiyonunu yitiriyor. Haliyle çok çok ağır bir rahatsızlık. Baş ağrısı, diş ağrısı, geçici hafif bir rahatsızlık değil bu. Ve tedavisi de, iyileşme süreci de zaman alır. Çok zaman alır. Akut durumlarda yeni başlamışsa 3-4 ay, kronikse 6 ay, 7 ay, 8 ay sürebilir. Kişi sabredebilecekse alsın, kullansın. Ama sabredemeyecekse yani başka çözümü de yok. Çünkü sabredemeyecekse ne demek? Kimyasal ilaç kullansa yan tesiri nedeniyle daha tehlikeli olur.